teknolojide özellikle son dönemlerde iki tane stratejik alan öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çip tasarımı, diğeri ise görüntü tanıma teknolojileri. Ve bu konuda çalışmalar yapan Yongatech'in ofisine geldim. Yanımda da Yongatech kurucu ortağı Rıfat var. Merhaba Rıfat. Merhabalar. Rıfat, siz neler yapıyorsunuz bu alanda? Nasıl teknolojiler geliştiriyorsunuz? Kendi çipimizi üretmemiz gerektiğini düşünerek ve uzun yıllardan gelen tecrübemizle birlikte bu çip tasarım işlerini burada faaliyete geçirdik. Çünkü kritik veri. Çok kritik. Yaptığımız iş çünkü bu kritik verinin yurt dışına çıkmaması lazım. Evet. Yurt dışı sistemlerinden geçmemesi lazım. Çünkü bu bilgileri başka kanallar vasıtasıyla başka yerlere gidip gitmediğinden emin olamıyorsunuz bu diğer türlü. Hı hı. Bu alanda da Aselsan'la bir işbirliği yapıyoruz. Özellikle onların tasarladığı milli işlemci projesi var. Çakıl milli işlemcisi. Evet. Biz de o projenin içerisinde yer alıyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz ve o projeye katkı sağlıyoruz. Bunun yanında biz kendi çiplerimizi tasarlıyoruz. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve kendi kadromuzla tasarladığımız H264 dediğimiz bir video sıkıştırma algoritması var. Hı hı. Ve bunun üretimini inşallah 2020 yıl son itibariyle Malezya'da başlatıyoruz. Evet. Bir faaliyet alanımız bu şekilde. İkinci faaliyet alanımız elektronik sistem tasarımı. Buradan elektronik sistem tasarımında da kastım aslında, hı hı, bir müşterinin ihtiyacı olan bir elektronik sistemin mimarisinden başlayarak, bunun içinde elektronik kart olur, gömülü sistem, gömülü yazılım olur, test ve ilklendirme yazılımları olur. Bütün bir elektronik sistemin altyapısının hepsini hazırlayabiliyoruz. Üçüncü alanımız yine sizin konuşmanızda bahsettiğiniz görüntü işleme teknolojileri. Bu da yine özellikle İHA'larda, onun yanında tabii kara, hava, deniz sistemlerinde de kamera sistemlerinden aldığınız görüntülerin kıymetlendirilmesi gerekiyor. Yani kıymetlendirmekten kastım da bir hedefin tespit edilmesi, tanımlanması ve daha sonra da takibine ihtiyacınız var. Evet. Yani böylelikle aslında siz bir savunma aracını anlamlı bir hale getiriyorsunuz. Dördüncü faaliyet alanı olarak da haberleşme sistemleri yapıyoruz. Haberleşme sistemleri de hem sivil sektöre yönelik hem de askeri sistemlere yönelik farklı araçların birbirleriyle ve uyduyla haberleşmesinde kullanılan algoritmaların tasarımlarını yapıyoruz. Hı hı. Firmamız aslında sadece askeri alanda faaliyetler sunmuyor. Hı hı. Bizim çok büyük sivil endüstrideki müşterilerimiz de var. Örneğin Türkiye'nin en büyük sağlık grubuna bir akıllı eczacı dolabı sistemi tasarladık. Hı. Bu da şu an için 3 hastanesinde kullanıma devreye alındı, kullanılmaya başlandı. Bu da hemşirelerin hastalara yanlış ilaç ya da yanlış doz kullanımının önüne geçmek üzere böyle bir sistem tasarladık ve bunun üretimi, elektronik üretimini de yaptırdık. Rıfat, çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum sizlere. Teşekkürler.